<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şu kara borsacı kul ne kötü kuldur. Kara borsacı kul demek halkın ihtiyaç duyduğu maddeleri daha çok pahalansın diye saklayan adam demektir. Dükkanına koymuş, satılmamış derken fiyatlar yükselmiş. Bu yeni fiyatlara göre satsa bu kara borsacı olmaz. Ama çeşitli yollarla o maddenin pahalancığını anlamış, Onun için çekiyor, satmaktan geri duruyor, bir tarafa saklıyor, evine veya dükkanın bir tarafına halka azetmiyor, pahalansın da öyle satayım. İşte buna kara borsacı denir, muhtekir denir. Müslümanlar birbirinin kardeşidir bir azanın, bir vücudun azaları gibidir. Gözümüz, kulağımız, ağzımız, elimiz, kolumuz, bacağımız neyse aynı müminler de birbirinin öyle yakın kardeşidir. Benim kolum kopsun, kolum acısın bilmem demek mümkün mü? Değil. Onun için müminlerin iyiliğini istemek her mümine, müminlerin başına gelecek sıkıntıları def etmek her mümine müminlik görevi kardeşlik görevi gereğidir. İslam'ın emridir. Şimdi adam malını işte geçen dersimizde de söyledik. Para kazanıyor, Müslümanların ihtiyacını görüyor. Mesela gömlek satıyor, ayıbımızı örtüyor. Efendim para kazanıyor, böyle dürüstlükler satıyor. Hem para kazanıyor, hem sevap kazanıyor. Çünkü her bir insan her şeyi yapamaz. Mümin'in ihtiyacını karşılıyor. Dışarıdan mal getirip de mümin'in ihtiyacını karşılamak üzere mal satan ne güzel kuldur. Bu da peygamberimizin sözü. Evet böyle yapacağına çok para hırsı nedeniyle ihtiyaç duyulan maddeleri daha çok pahalanacak bu diye halka arz etmiyor. Satışa arz etmiyor. Saklıyor. Aha buna muhtekir garabosacı denir. Böyle Allah fiyatları ucuzlattığı zaman üzülür. Allah fiyatları Pahalandığı zaman sevinir. Bu kara borsacı ne kötü kuldur. Efendimizin sözü bu efendim. Ne kötü kuldur diyor. Ne kötü kuldur. Tabi mümin inancı varsa böyle yapmasın. Böyle yapmasın. Malını arz etsin. Gelene söylesin. Ee, saklamasın. E, satılmadı derken fiyatlar yükseldi. O yeni fiyatlara göre yüksekten satması helaldir. Böyle bir kara borsacı yok onda. Sat bu bunu haber alıyor. E, böyle bir hissediyor. Malını satmaktan geri alıyor. E, müminlere ihtiyacını karşılamak için koyacağına bir yere koyuyor. E, fiyatlar yükselsin de öyle satayım diye. Aha bu kara borsacı ne büyük ne kötü kuldur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Azam Hazretlerine göre, İmam Şafii Hazretlerine göre ihtikar, kara borsacılık haramdır. Haramdır. Evet. Evet, onların fetvası böyledir. Bu hadis-i şerifi Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan nakletmiş. Evet, ravileri de sağlam rivayet edenlerdir.